Ruh bu dünyaya bizim evrenimize niçin gelir? Doktorlarımız hala araştırıyorlar. Hafıza beynimizin neresinde? Hala bulamadılar. Görme noktası beynin arka tarafı. Konuşma, algılama, koku alma merkezlerini buldular ama hala beynimizde hafıza merkezini bulamadılar. Yüz bin yıllarca da araştırsalar bulamazlar. Çünkü beyinde hafıza merkezi yok. Allah ruhu niçin gönderir? Hafıza olsun diye. Bizim hafızamız ruhumuz. Allah şu geçici bedene hafıza koymaz. Çünkü bu geçici beden 100 yıl sonra, 200 yıl sonra ölür. Ve onun hafızası da toprak olan nöronlarla birlikte yok olur gider. Allah insanın ruhunu hafıza olarak görevlendirir. Fizik beden ölünce ruh 5. boyuta gider. Zamanın olmadığı yerde sonsuza kadar yaşar. Orada anılar taptazedir. Hiç eskimez, solmaz, eksilmez, yok olmaz. Ruh aynı zamanda hafıza görevi yerine getirmek için Allah tarafından yaratılmıştır. İki, ruhun görevi ikinci olarak da şu fizik bedene rehberlik etmektir. Ona doğru yolu göstermek, kötülüklerden sakınmasını sağlamaktır. Üç, ruhun görevi telepatik iletişimi fizik bedene aktarmak. Cep telefonuna ihtiyaç yok, ben varım der ruh. Bilgisayara, kitaba ihtiyaç yok, ben varım der ruh. Tıbbi tahlil laboratuvarlarına gerek yok, ben varım. Ne istiyorsan bana sor der. İnsanlar buna da Zümrüdüanka'nın 7. vadisi derler. Ruh değerli dostlar, bütün bilgilere ulaşmamızı sağlar. Üç oldu. Hafıza olsun diye gönderir Allah. Ruhumuzu bize rehberlik etsin diye gönderir. Ve bütün bilgilere telepatik olarak ulaşalım diye ruhumuzu gönderir. Ruhun bu kadar özelliği varken insan ruhunun olmadığını düşünerek kendisini ne beter bir yalnızlığa ne büyük bir mahrumiyete itmekte, bilgi okyanusunun içinde susuz bir hayat sürmektedir. Suyun içinde. Ruh. Dört boyutlu evrenimizde sınav vermektedir. Onun yaşadığı yer beşinci boyuttur. Beşinci boyutta yaşayanlar altıncı boyuta geçmek için dördüncü boyutta sınav verirler. Dördüncü boyuttaki sınavı geçen bir ruh altıncı vadiye geçmek hakkı kazanır. Dördüncü boyuttaki sınavını geçemeyen ruh beşinci boyutta kalmak durumundadır. Ve beşinci boyuttaki bir ruh dünyamıza beş defa gönderilir. Beşinci defada da sınavı geçemezse bir sabun köpüğü nasıl ki diye ortadan kaldırılırsa ruh da böyle yok edilir. Altıncı boyuta geçer ruhlar. Peki dört boyutlu evrende bir ruh sınavını verdiğini nasıl anlar? Altıncı boyuta geçeceğini nasıl anlar? Önünde tam 108 tane soru vardır. Bu 108 sorunun tamamını da doğru cevaplamalıdır. Ben sorayım size. Nasılsın? Bu birinci soru. Ve bu 108 sorunun 108'de aynıdır, cevaplar farklıdır. Nasılsın? İnsanlar ilk verdiği cevap ölüyorum. Nasılsın? İkinci cevapları sürünüyorumdur. Nasılsın? Verdikleri üçüncü cevap kendimi kötü hissediyorumdur. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. 4. Nasılsın? İyiyim. 5'te kalırlar. Bir daha sorar ruh nasılsın? Yine iyiyim der. 7. defa sorar ruh nasılsın? İyiyim der. 8 defa, 100 defa, 108 defa sorar. İyiyim der. 108 sorudan sadece 5'ini cevaplar insan. O ruh tabii ki 6. boyuta geçmek hakkını kazanamaz. Bir ruh 108
nasılsın sorusuna 108 ayrı cevap vermek zorundadır. Ben bu 108 sorunun cevabını bilmiyorum. Ama 48 tanesinin cevabını biliyorum. 48. nasılsının cevabı evren ötesiyim. 47. nasılsının cevabı yıldız ötesiyim. 46. nasılsın sorusunun cevabı ay ötesiyim. 45.'nin cevabı taht ötesiyim. Hey hey. 6. nasılsının cevabı çok iyiyim. 7. nasılsının cevabı şahaneyim. 8. nasılsının cevabı harikayım. 9.'unki muhteşemim. 10'unki mucizeyim. 11. nasılsın sorusunun cevabı mucize ötesiyim. 12. nasılsın sorusunun cevabı nur hayat ötesiyim. 48'e kadar biliyorum. Ya bu ömrümde 107'ye kadar gelir, 108. cevabı bulamazsam ruhum 5. boyuttaki sınavını geçip de 6'ya ulaşamayacak. Ben değerli dostlarımız, İnşallah bu 108 sorunun da cevabını bulurum. Siz de istiyorsanız, siz de sınavı geçmek istiyorsanız kopya verebilirim size. Ve zaten işim gücüm kopya vermek size. Vallahi her günde yazıyorum, her paylaşımda o 48 tane enerjiyi yazıyorum size. Neden kopya çekmiyorsunuz arkadaş? Ruh bunun içinmiş. Asıl amacı 6. boyuta geçmekmiş. Ruhun yaratılış sebebi hafıza olmak, rehber olmak ve telepatik iletişim öğretmekmiş. Değerli dostlar, masal kahramanları 12 devde olmak zorundalar. Çünkü birde doğar insan bu evrene, 11'de ölür insan bu evrende. Bütün insanlar birde doğar, 11'de ölür saat üzerinde. Aşık Veysel'in iki kapısı budur. 1 ve 11 kapısı. 1'den 11'e kadar olan saatin her bir durağı 4 boyutlu evrendir. 12, 5 boyutlu evrendir. O yüzden 12 diğer rakamlara göre hep vurgulu çizilir. Ya büyük puntoludur, ya üzerinde taç vardır, ya altında çizgiler vardır, vurgulanmıştır. O ruhumuzun ta kendisidir. Ruhumuz 12'ye ulaşırsa, hedefi 12'den vurmuştur ve 108 soruyu cevaplamıştır. Biz bugün okçularımız hedefi 12'den vuruyor. 11 futbolcumuzun amacı topu götürüp ağlara ulaştırmaktır. Orada görünmeyen biri vardır kalede. Kalecinin de bilmediği. Orası 12. duraktır. Top karşı kaleye gittiğinde, ağlara ulaştığında sevinilir. 108 sorunun cevabı bilindiğinde sevinilir. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'u görmezden geldiler. Hatta onu öldürdüler. Ruhlarını görmezden gelen ve öldüren insanlar işte Hazreti Yusuf'un kardeşleri. O zaman da hayatları zindan olur onlara. O yüzden de babalarının hayatı zindan olur. Kör olur baba. Hazreti Yakup böyle olmuştu. Fakat 11 kardeş gidip Hazreti Yusuf'u eve getirdiklerinde 12 olduğunda babanın gözlerine nur geldi. Nur hayat oldu. Bizim 4 boyutlu evrenimiz karanlık bir evren. 5 boyutlu evrenimiz nurlu bir evren. Ruh o nurlu evrenden bu karanlık evrene geldi ve tekrar o nurlu evrene gidecek. Ama 108 sorunun cevabını bilmişse ve bizim fizik bedenimizi öğretmişse ve bizim fizik bedenimizin hafızasını oraya götürdüğünde kara bir hafıza değil, tertemiz nurlu bir hafıza götürdüyse. Ruh 6. boyutta geçme hakkı kazanır. İşte ruh budur değerli dostlar. Bunları bilmeden bilinçaltı dilini nereden bileceksiniz? Bunları bilmeden başkalarının ve kendinizin ve her canın şifasına nasıl vesile olacaksınız? Bunları bilmeden insanın hayvanla kardeş, bitkiyle kardeş, toprakla kardeş, yıldızla kardeş olduğunu nereden bileceksiniz? Ruhun bu özelliğini bilmeden insanı kamil olmak olmaz. Refik Korkmaz, bilinçaltı sembol dili eğitimleri size ruhunuzu sundu.
Ruhumdan ruhunuza selamlar. Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın denilen şey basittir. Derini ne yaparsan yap. Ruhle yap, ruhla yap. Ben ruhumla yaptım bu konuşmayı. Ruhumla oluşturdum bilinçaltı sembol dilini. Evren ötemiz sonsuz olsun. Bu değerli dostlar 48. sorunun kopyası. Hepinize selamlar, saygılar.